işte özellikle depremde yıkılan ya da ağır hasarlı ya da orta hasarlı okulların durumu ile ilgili şu an hala ciddi anlamda bir sıkıntı sorun var. Çünkü 25-26 civarında okul ya yıkıldı ya da ağır hasarlı. Bu okulların öğrencilerin çoğu başka okullara gittiler. Gittikleri okullardaki sınıf mevcutların sayısı arttı. Ya da aynı binada iki okul öğrenimini görmek zorunda kaldı. İşte sabah bir okul gidiyor, öğleden sonra bir okul gidiyor. Böyle olduğu zaman da ister istemez özellikle orta öğretim dediğimiz lise ve ortaokullarda ders sürelerinin kısalması, teneffüs sürelerinin kısalması yoluna gidildi. Çünkü yetişmesi lazım. Sabah 7'de ders başlıyor. Liselerde günlük okutulan ders saat sayısı 8 saat olarak düşündüğünüzde, öğleden sonra da 8 saat düşündüğünüzde sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlere kadar okullar devam ediyor. Bazı liselerimiz blok ders yapmaya başladılar. Bazı liselerimiz ders saat sayısını 30 dakikaya düşürdüler. Kimisi 35 dakikaya düşürdü. Teneffüs dediğimiz dinlenme, ara verme molası 10 dakikadan 5 dakikaya düştü. Tabii ki bunların hepsi aslında ciddi anlamda eksiklikler. Bu beraberinde şunu getirdi. Ders saat sayısını siz 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdüğünüzde çocuk günlük olarak ortalama 50-60 dakika daha eksik ders görmeye başladı. Daha az eksik ders görmeye başladı. Bunu da hafta, ay ve yıla vurduğunuzda ciddi bir rakam ediyor. Ve bu kadar eksik ders gören öğrenciler sene sonunda diğer bölgelerdeki, diğer illerdeki akranlarıyla, yaşıtlarıyla aynı sınava girecekler. Bu zaten beraberinde bir eşitsizliği getirir. Buna yönelik de hala ciddi anlamda devam ediyor. Hala yıkılan ya da ağır hasarlı okulların birçoğunun yerine daha temel atılmadı. Bir iki tane prefabrik okul yapıldı, evet. Dört tane konteyner kentte konteyner okullar açıldı. Ama bu ihtiyaca cevap vermiyor. Gittiğinizde işte Vartan'a prefabrik kentte bir ilkokul yapıldı. Biz gittiğimizde konteynerde sınıflar 30-35 kişilik. Ki 40 metrekarelik bir konteyner alanı düşündüğünüzde öğrenci başına düşen oksijen miktarından tutun. Onun dışındaki diğer yaşam alanı bunların hepsi aslında sınırlı sayıda. Bunların hepsi ciddi anlamda bir eksiklik. Bununla ilgili problemler devam ediyor hala. Orta hasarlı olup ne olacak noktasında tereddüt edilen okullar var. Bu okulların durumu ile ilgili bir netlik kazanmadı. Örnek işte Esentepe Anadolu Lisesi var, Mehmet Akif Ersoy Kızı İmam Hatip Lisesi var. Bu benzeri okullarda ya daha bir net karar verilmedi. Gerçekten bu okullar kullanılacak mı, güçlendirilecek mi, yıkılacak mı? Hala bir beklemede. Bu öğrencilerin çoğu diğer bu okullar başka okulların binalarında ikili eğitim yapıyor. Bu bir sorun. Okulları yıkılan, başka okula taşınan öğrencilerin taşınmaz problemi, servis sorunu hala devam ediyor. Özellikle konteyner kentlerdeki öğrenciler taşınıyor. Devlet tarafından, Milli Eğitim tarafından ücretsiz bir şekilde. Ama konteyner kentlerde kalmayan, konteyner kentler dışında kalan çocuklar bu imkanlardan faydalanmıyor. Oysa biz eğitim sen olarak, Eğitim Bilim Emekçiler Sendikası olarak deprem bölgesinde bir yıl boyunca tüm öğrencilerin aslında ücretsiz taşınması noktasında bir talebimiz vardı. Onun dışında ya kendi mahallesinde yıkılan okulu yıkılan öğrenci başka okula giderken ya bir taşıma sorunu, can güvenliği problemi. Bu ayrı bir dert, ayrı bir sıkıntı. Gittiği okulda beslenme noktasında hala ciddi anlamda problem yaşanıyor. Biz eğitim sen olarak yıllardır şunu söylüyoruz. Bir öğün ücretsiz yemek noktasındaki talebimiz aslında deprem bölgelerinde ne kadar ihtiyaç ve önemli olduğu bir daha ortaya çıktı. Oysa bakanlık işte ekonomik krizden dolayı bu bir öğün ücretsiz yemeği anaokullarında ve taşıma servislerinde verildi. Ona bile bazı noktalarda kısıtlamaya gitti. Şu an sadece taşıma merkezlerinde ve okul öncesinde bir öğün ücretsiz yemek veriliyor. Diğer öğrencilere verilmiyor. Bu ekonomik krizde düşündüğünüzde bugün bir okuldaki bir kantinde bir tost ve bir çay içtiğinizde bir tost yediğinizde bu yaklaşık 50-60 TL tutuyor. Günlük bir çocuğun 100 TL harçlığının olması lazım. Ve hele özellikle Adıyaman gibi dar gelirli, asgari ücret ve altında geliri olan ailelerin nüfusun büyük oranda olduğu bir şehirde bu ciddi anlamda ailelerin omuzunda bir yük, bir ciddi anlamda bir masraf, bir kalem olarak karşımıza çıkıyor.